günaydın, günaydın efendim. Gününüz aydın, içiniz sevgi ve mutlulukla dolsun. Efendim ben herkese iyi bayramlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte keyif dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Lütfen kurbanlarınızı keserken belediyelerin sizlere gösterdiği özel kesim merkezlerini kullanmaya lütfen özen gösterin. Her yıl ülkemizden hiç bize yakışmayan çok tatsız görüntüler tüm dünyaya yansıyor. Bu bayram bu görüntülerle karşılaşmayacağımızı umuyorum efendim. Ayrıca trafik konusunda da lütfen dikkatli olalım. Yollar çok kalabalık olacak. Yola çıkanların dikkatli olmasını ve gitmek istedikleri yere sağ salim ulaşabilmeleri için tüm trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Tabii ki benim bugüne çok özel, çok keyifli konuklarım var. Efendim hemen telefon numaralarımı vermek istiyorum. 0212 288-0390 tekrar ediyorum telefon numaramı 0212-288-0390 mail adresim nilgunbelgun@tv8.com.tr. Efendim ben hiç vakit kaybetmiyorum. İlk konuğum Karadeniz türkülerinin en önemli temsilcilerinden. Usta bir Türk halk müziği sanatçısı. Aynı zamanda tiyatro ve sinema oyuncusu. Kamil Sönmez geliyor efendim. Bayramlıklarını giymişsin. Ne şıksın sen. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Efendim elimi öpeceksin mi? İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayır, eli böyle öpüp başa koyduğum zaman da paramı rica edeyim. Hemen çıkışta zarflara koydum. Teşekkür ederim. Hepinizin parası hazır. Efendim ikinci konuğumsa sesinin tonuyla, oyunculuğuyla ve en çok da öğrencilerle olan diyaloğuyla çok sevilen bir tiyatro sanatçısı, deneyimlerini, birikimlerini gençlerle paylaşmaktan çekinmeyen ve onların akıl hocası olmaya devam eden usta bir oyuncu Ali Uzunatağan efendim. Bayramlar Ali'yeciğim. Bir tanem. Seni nasıl anons ettim ama nasıl beğendin mi? Vallahi böyle kıpkırmızı olup geldim. Canım benim. Fazlası var eksiği yok değil mi hayatım? Aman arkadaşıma mahcup olmayayım. Biz tamam. O kadar eski arkadaşız ki Kamil'ciğim. Aynı seninle olduğu gibi. İkiniz evet. De çok eski dostlarsınız. Onun için çok memnunum hayatımdan. Evime misafir geldiniz sayıyorum. Vallahi ben de öyle geldim Nilgün. Gerçekten senin evine konuk gelir gibi. Çünkü malum çalışmalardan her gün televizyonu muntazam izleyemiyorum. Ama uyanıp da senin o güzel pırıl pırıl fiziğin, güler canım. Yüzün, pozitif ve konukları müthiş ağırlayışın inan hiç kaçırmadan izliyorum. Ay, evde olduğum her ederim. Sabah. Kutlarım bu programa emeği geçen herkese. Herkese. Tabii bu biliyorsunuz evet. Bir ekip işi. Evet. Tek başına hiçbir zaman hiçbirimiz başarılı değiliz. Ekip halinde başarılıyız. Gördünüz mü? Kadın kolları birliği var içeride. Erkek yok hayatım. Tek erkek sensin bugün. Canım Kamil'cim nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyiyim. Ya bugün ben de torun bekliyorum. Bak sevildiğini anla. Bir dakika torunu eve şeye el etmeye bekliyorsun. Tabii bayramın birinci günü. Tabii. Ama toruna söyleseydin öğlen gelsinler. 12'de çıkacaksın burada. Sabah gelmesin torun. Sabah eyvallah, seni seyretsin eyvallah, burada. Eyvallah. Her tedbir alınmıştır. Efendim? Her tedbir alınmıştır. Peki nasıl gidiyor hayat? Seni her zaman böyle çok keyifli görüyorum. Sen zaten o keyif senin içinde var Kamil'cim. Sen hayata keyifli olarak doğmuşsun. Gayet tabii ben her zaman aynı şeyi ifade ediyorum sevgili Nilgün. Bizim hani sanatçı olarak ele aldığın zaman yani oyuncusuydu, şarkıcısıydı, türkücüsüydü, opera sanatçısıydı, hangisine ele, müzisyeniydi, hangisine ele alırsan al. Bizim normal ailelerden, normal aile reislerinden hiçbir farkımız yok. Ama hayata pozitif bakmak bizim mesleğimizin artı getirisidir. Yani biz öyle bir meslek icra ediyoruz ki bizim derdimiz, sıkıntımız kimseyi ilgilendirmiyor. İlgilendirmemesi de lazım. Onun için biz pozitif bakmayı öğrenirsek hiç değilse karşımızdaki insanlara da
bir nebzecik de olsa bayram sevinci yaşatmayı arzuluyoruz. Bir ben de, öyle düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsun. Bir de ben siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sanatçı olarak birazcık da örnek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şöyle yorumluyorum efendim. Yorumla efendim. Kendime göre. Peki. Fermanlı doğmuş insanlar, sanatçılar. Yani mesela benim Kamil Bey gibi sesim olsaydı beni kimse susturamaz. Sabah akşam şarkı, yollarda bile şarkı söylerdi. Hayatım senin de öyle çok bir sesin var ya. Ki sen ortalıkta kadın mı bıraktın? Bütün kadınları sen konuştun yıllarca televizyonda. Hayır ama ben şarkı söylemeyi söylüyorum. Yani şey. Çok güzel şarkı söylemek kadar bir insanı mutlu edecek bir şey olabilir mi? Yani müzik kadar. Doğru. Ve benim şarkı sesim yani yok. Senin de oyunculuğun var hayatım. Sen de oyunculuğunla mutlu ediyorsun evet, insanları. Evet, çok şükür yani çok ama... Çok şükür. Herkesin ayrı bir yeteneği var. Yukarıdan yazılmış, senin yeteneğin şudur denmiş. Ben mesela arada babçu bari bari yapabiliyorum vokal olarak. Vokal yapabiliyorum. İyi mi? Yapıyorum değil mi? Harika. Sevgili orkestram, iyi misiniz? Bu bayramda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Teşekkürler. Her şey yolunda mı? İyi bayramlar diliyoruz. Efendim sizlere de iyi bayramlar diliyorum ben. Böyle keyifli bir günde, bir bayram gününde. Peki diyorum ki şöyle bir sohbet edeceğiz nasılsa ama şöyle günaydın diyoruz ya. Senin şöyle güzel bir şarkılarından, türkülerinden bir Sevim Karadeniz abi. Yöresine gitsek diyorum, horon tepsek. Bir tamam, uyansınlar uyuyanlar. Tamam. Tatil günü ya belki tamam. Uyuyorlardır. Hangisi? Sıradaki gel. Karadeniz yöresinde hiç kimse herhalde durmuyor. Böyle durup şarkı dinlemek mümkün değil. Dın 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 hep böyle ya içinden oynamak geliyor. Çok güzel yol havaları, ağıtlar evet. Yapılmıştır ama ben çok şahit olmuşum tabii 40 yıldan beri. Ben aslında sahneyi çok seviyorum. Belki bu tiyatro tozunu yuttuğum içindir. Sen biliyor musun Aliye'cim Kamil'in oyuncu olduğunu? Tiyatro Kamil, tozu deyince şimdi tabii Kamil oyunculukla başladı hayata. Tabii ki ondan sonra aynı zamanda Şan'da okudu değil mi? Tabii Şan'da okudum oradan tabii. Tiyatroya geçtim. Tabii profesyonel ilk tiyatro deneyimim rahmetli Avni Dilligil hocayla oldu. Ya ne güzel. Çok hoş bir deneyimdi, çok güzeldi. Profesyonelliğin ne olduğunu ben rahmetli andığım hocadan öğrendim.
Onun için sahne olayım da benim zaten sadece bir türkü okuyup geçmek değil. Yani sahne o an karşımdaki seyirciyi, diyelim ki anlattığım bir olayla, herhangi bir fıkrayla bir seyirciyi orada küstürüp yüzünü güldürdümse, o seyirciyi kendime çevirene kadar o sahneden inmem. Daha işte oyunculuğun böyle faydaları. Tabii çok yani. Önemli tabii. Faydaları. Burada gördüm. Oyunculuk giriyor demek. Onun için de ondan gayet iyi biliyorum ki bizim işte bu yol havalarımızda, ağıtlarımızda bile mesela diyelim Hekimoğlu diye bir türkümüz var. Çok ağır bir türküdür. Evet. Ben Hekimoğlu'nda bile çok oynandığını gördüm. Mesela Şişmanoğlu diye bir türkümüz var. Çok önemli bir ağıttır. Ama melodik yapısı böyle biraz hareketli olduğu için onda horon tepildiğini gördüm. Yani Karadeniz insanının o çalışkanlığından, bence de çok çabuk evet. zekasından. Ama galiba kadınları biraz daha çalışkan. Kadınlarımız her zaman çalışkan. Hayır, Karadeniz kadınları. Hayır, hangi anlamda çalışkan. Söylediğinizi sevgili Ali Hanım. Yok, o senin Ali anlamda hocam, erkekler Ali hocam, çalışkan. Yok, senin dediğin anlamda erkekler çalışkan. Ama iş hayır. Kadınlar hatırlıyorum, kadınlarımız müthiş. Evet. Müthiş, Karadeniz kadınları asla, özellikle burada bir savunmaya geçmem. Hayır, bir şey asla. Söyleyeceğim. Karadenizli adam, eğer Karadenizli kadın alırsa yanmış. Çünkü bütün evde Karadenizli kadın dediği olurmuş. Ama Karadenizli adam, Karadenizli olmayan, o yöreden başka bir yöreden kadın alırsa da kadın yanmış. Öyle duydum. Biliyorsunuz Karadenizli kadının dediği olurmuş. Ülkemizde şiddetin neredeyse olmadığı yer Karadeniz. Ya? Karadeniz'de şiddet yok. Yok hayatım. Bakın, Karadenizli kadın da şiddet yaptırır mı kendine ayol? Koyar içine dolma koyar vallahi. Hayır ben ayrıca bu şey lazım. Ya demin söyleyecektim anons ederken devamlı müzisyen arkadaşlarımızı, devamlı müzisyen arkadaşlarımızı, harika bir orkestra. Sen arkana öyle bir kuvvet almışsın ki sevgili Nilgün. Sen en önemli parçaları da çok rahat okuyabilirsin. Çünkü çok önemli destan. Korkunç, evet. Çok gerçekten müzisyenlerim, benim canlarım onlar. Gülistanlara bedeller tek tek onlar. Onlar sen bilmezsin, içinde uzun atlama yapanlar vardır. Çok beceriklidirler. Hayır, bunu niye anlatıyorum söyleyeceğim. Geçen gün yayında bundan işte bir 10 gün falan oluyor. Yayında anında başlıyor dendi. Ve Muammercim, sevgili Muammercim, kontrbas çalan Muammercim dışarıda sigara içermiş. Başladı denirken Muammer hep orada oluyor. Geliyor, biliyor zamanını. Bu sefer zamanını bilememiş. Tam yayına girdiğimiz anda Muammer'in oradan uçtuğunu, buraya atladığını, buradan oraya uçtuğunu, uçarken kontrbası nasıl çaldığını gördüm. Epes dedim. Uçarken kontrbas çalıyor o da. Ve çaldı ve başladı yayın. Yani öyle onun için zavallıcık. Hepsi bir, gitti. Hayır sevgili, bir gösteri de biz isteriz. Muammer, bu reklam arasında yapar mıyız öyle bir gösteri? Bayram günü oh. Bayram günü. Ha dikkat et, bayramın adı da kurban. Kurban evet, bayramın adı kurban. Sen deneme. Ha, bir şey söyleyeceğim. Sen peki sahne tozunu yuttun ya. Bu sahne tozunu yutan kolay kendine gelemezmiş. Aramıyor musun tiyatroya? Yani tiyatro yapasın ama gelmiyor. Ama biraz önce anlatmaya çalıştığımda oydu. Sahnede yapıyorum sahnede diyorsun. Sahnede sanki. Hı. Mesela bu arada çok güzel teklifler aldım. Yani tabii çok uzun zaman oldu. Biraz da sanıyorum 40 yıldır sahnede olmama rağmen tiyatronun o kutsiyeti benim için apayrı bir şey. Belki biraz daha üzerinde titreyerek karar vermem. Ama dizide oynadın, yani. Dizide hatta biz birlikte oynadık. Evet, tabii işte orada tatlı oluyor. Kamil Bey hemen koçluk yaparım size. Hemen. Şimdi koçluk deyince evet. Siz niyet edin, ben hemen yanınızda. Şimdi var, biliyorsun çok. Kamil'cim artık bizim şimdi yabancı ülkelerde koçlar zaten vardır. Yani her oyuncunun koçu vardır. Ama bizim ülkemizde koç yeni bilinmeye evet. ve duyulmaya başladı. Evet. Ama tabii ki bu koçun yanlış anlaşılmaları da var. Ali'ye şimdi tabii. onu anlatacak. Ali'ye mesela oyuncu koçudur. Uzun zamandır. Yani oyuncuları eğitir. Gençlere tiyatro bilgilerini verir. Çünkü tiyatro nereden bakarsan oyunculuk bilgi isteyen bir şey. Öyle. Gayet tabii. Saldım çayıra Mevlam en kayıra zor oluyor ya. Onun için çok önemli bir görevi var. Anlatsana Ali'ye.
Efendim ben kendimi hep eksikli bulan bir insanım. Ve Aliye'yi eğitmek için de oyunculuğun akademik tarafıyla çok uğraşıyorum. Yani bir hala dolu dolu 25 senedir. Oldum diye bir şey yok işte. Hayır. Hala çalışıyorum. Çünkü Nilgüncüm nasıl cerrahlık, doktorluk her gün tıp değişiyor. İnan ki oyunculuk eğitimi ve oyuncu olmak da değişiyor. Yani artık Batı bunu hap haline getirmiş. Tabii canım, Batı'nın oyunculuğuna yani batıyoruz. Yani bizde bir yetenek geçiriyor. Lafıdır gidiyor. Evet. Beş duyusu sağlam olan her çocuk Batı konservatuvarlarına girebilir. Yani sadece beş duyusu sağlam olmaya bakılıyor. Tabii ki ritim duygusuna bakılıyor. Tabii ki nota duymasına, kulağına bakılıyor. Tabii ki sesinin volümüne bakılıyor. Yani ama artık beş duyusu sağlam olan herkes akademik bir eğitimle oyuncu olmuyor. Ve oyunculuğun biçimi şimdi, artık konservatuvarda dersler de değişti. Biz maalesef... Anladım. Şimdi tabii ki ben sana burada konservatuvar apayrı bir konu ve de tiyatro apayrı. Ama dizide sen koçluk yapıyorsun. Mesela evet. Dizi oyunculuğuna şimdi farklı tabii. Tiyatro evet. Olarak çalıştırmıyorsun. Tabii. Dizide çünkü dizi tiyatro gibi uzun zaman çalışmaya müsait değil. Yani bir haftada koca bir 90 dakikalık bölüm tabii çekiliyor. Şimdi nasıl hazırlıyorsun? Bir senaryoyu nasıl çalışacaklar onu öğretiyorum. Bir senaryonun içinden kendi karakterini nasıl çalışacak? Şimdi bizim ülkemizde önce onu söyleyeyim. Koçluk yönetmenler bile çok sevimli bakmıyorlar koçluğa. Benle de dertleşiyor bütün yönetmen arkadaşlarım. Çünkü koçluk yanlış anlaşılıyor. Oyuncular tarafından da. Yani koç sanki beceremeyene yardım eder. Keşke benim de hayatta bir koçum olsa. Koç malzemeyi getirip oynayacak insanın önüne koyar. Onun nerede gözlem yapacağını, hangi toplumda hangi sınıftan bir karakteri oynuyorsa en iyi o karakteri nerede gözleyeceğini araştırıp bulup söyleyen. Eğer dönemse o dönemin romanlarını ona okutan, müziklerini dinlettiren. Yani tamamen yani, koç seninle ilgilenen yani kimle gayet ilgileniyorsa. Gayet tabii şimdi gün belgün bir rol çıkaracak. Vakti yok hayatında. Ay ne güzel, ne koçum oldu, ne bir şey oldu. Ben Nilgün'ün yerine araştırma yapıyorum. Nilgün Hanım'ın önüne malzemeleri koyuyorum. Ay şimdi Kurban Bayramı hayatım, koç deyince yanlış anlaşılmasın. O koçtan bahsetmiyoruz sevgili seyirciler. Oyuncu koçu bu. Bir araya telefon alıyorum, devam ediyoruz. Gülsen bu hep bana güler. Efendim Kifayet Bey mi hanım mı Kifayet? Hanım herhalde, Kifayet Bey olmaz. Kifayet Hanım Sivas'tan arıyor. Alo. Alo. Kifayet Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyi bayramlar efendim. Size de hayırlı bayramlar dilerim size. Sağ olun. Sağ olun efendim. Yanınızdakilere de hayırlı bayramlar dilerim. Yanınızdakilere de hangileri? Peki efendim. Kamil Bey'in türkülerini çok seviyoruz. Evet. Tabii bizim için de bayramda bir türkü söylerse çok memnun oluruz. Efendim çok buraya zaten türkü söylemeye geldi Kamil Bey. Ne kadar Karadeniz türküsü varsa söyleyecek. Arada başkadan da gireceğim evet. Hep yok, Karadeniz. Şimdilik öyle. Şimdilik Karadeniz yöresinde Sivas'a geçemeyeceğiz Kifayet Hanım. Evet. Sivas komşumuz canım, yakın. Efendim? İyi misiniz? Vallahi gördüğünüz gibi efendim bayramda kötü olunur mu? Gayet çok keyifli. Seviyoruz. Sağ olun. Çok seviyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim sabah, efendim. Sabah kalkıp oturuyoruz. Bayramda bile yani kalktım oturdum sizi seyrediyorum. Sağ olun efendim. Peki kurbanınızı kestiniz mi? Böyle bir niyetiniz var mıydı? Nerede? Bu fakirlikte kurban nerede? Kesemedik. Peki dualarınız kabul olsun bayram günü diyelim o zaman amin, efendim. Amin, sağ olun. Sağ olun aradığınız için. Teşekkürler Kifayet Hanım. Ben ilk türküyü size armağan ediyorum Kamil Bey'den. Evet. Şimdi sen bu ara biri Kuzey Rüzgarı'nda oynuyorsun. Çok sevilen bir dizi. Kadir İnanır. Oktay Kaynarca başrollerde oynuyorlar. Levent İnanır var bildiğim evet, kadarıyla. Pek çok arkadaş pek var. Çok oyuncu Ali var. Var tabii. Yani. Peki nasıl gidiyor çekimler Aliyeciğim? Çok yoğun gidiyor ve bir şey söylemeden edemeyeceğim. Çok yakında ya bir oyuncuyu ya bir yönetmeni kaybederiz diye bakıyorum. Ben de olabilirim bunlardan biri. Çünkü sabah 7.30'lara kadar sabah bitiyor iş. Nilgüncüm bu 90 dakika dizi
gerçekten her hafta bir Türk çok filmi fazla çekiliyor. Her hafta bir Türk filmi. Sevgili fazla seyircilerle bunu geçenlerde de hep paylaştık bu konuyu. Hakikaten bu tabii ki seyrederken bize 90 dakika ay keşke daha uzun olsa sevgili diyebiliriz. Sevgili Nilgün, evet, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle tabii canım. Şimdi tabii kısmen çalışmalarda bulunduğum için evet, Ali Hanım'ı ve diğerlerini çok iyi anlıyorum. Bir de ben şehirler arası gider gelirdim. Bir de o arada benim Kültür Bakanlığı'nda da görevim olduğu için onların görevlendirmesiyle başka şehirlerde ve bölgelerde de konserlerim olurdu. Şimdi yani zamanlama yapmanın mümkünü yok. Yani ama ucu ucuna yetişiyor. Hayır hayır. Ekrana. Şimdi bu diziler eskiden olduğu gibi 45 dakika veya 50 dakika, hadi bilemedim 1 saat olsaydı belki yapılan dizilere eleştiri getirilebilirdi. Şimdi dizileri eleştirmek bence insafsızlıktır. Çünkü bazen ben bakıyorum bir hafta mesela dizi yayınlanmıyor. Anlıyorum ki yetişemediler yani bazen bir hafta tabii. Tekrar oluyor. Çünkü hakikaten Aliyeciğim insanüstü bir çalışma. O ben hadi sanatçılarım diyelim ki iki gün işi olmayabiliyor ya da bir gün olmayabiliyor başrol oynamayanların. Ama o teknik, o insanlar perişan. Hiç uykusuz yani tamamen katılıyorum sana. Yani bunun mutlaka yani işte ilgililere duyurulur. Mutlaka 60 dakikaya dramaların çekilmesi, sitcomların da 40-45 dakikaya çekilmesi şart. Bence aynı. Kaliteli iş yapmak istiyorsan ki biz çok parlak bir yönetmenle Son Osmanlı'yı çeken Mustafa Şevki Doğan çekiyor. Evet. İşte görüntü yönetmenimiz Zekeriya Kurtuluş. Bunlar Türkiye'nin yetiştirdiği nadir hayatım, iyi insanlar, mesleklerini bilen çocuklar. Özeniyorlar da. Ama saygı duyuyorum ama mümkün değil yani. İnsan üstü sabah 7.30'da inanın araba kullanırken iki kere kafam önüme düştü. Ya ağzıma jiklet, radyoyu sonuna kadar açıyorum. Oyuncudan da yeterince performans alamayabilir bu durumda. Oyuncu yeterince tabii iyi oynayamayabilir. O yorgunlukla, mutsuz. Nilgün'cüm bazen beden uyuyor. İnan bedenim uyuyor. Zıplıyorum. Yani koskoca kadın ayağa kalkıp sahne çekilecek ve 7.30'da sabah 7.30'da yani dizinin en ağır sahnesini. İşte bir bu sırrı yani 10 bölüm sakladığımız bir sırrı itiraf etme sahnesini sabah 7'de çekiyorum. Yani peki bunun sebebi işte reklam mı acaba? Ben bunun sebebini tabii bilmiyorum. Tabii yani kanalların herhalde reklam alma durumuyla beraber ama herkes bir araya gelip bir yönetmeni, bir oyuncuyu kaybetmeden gerçekten bu işe bir çare bulunmalı. Evet bunu gerçekten birkaç kişi daha söyledi. Birkaç kişi değil ki herkes bunu söylüyor. Özellikle bazı arkadaşlarımız da bir iki dizide birden çalışıyorlar. Yani belki biraz önce ifade ettiğin gibi o yan başrol oynamayan, evet, daha doğrusu yoğunluğu pek az olan arkadaşlarımız belki ama o arada hele İstanbul'da iki ayrı dizide oynamak, o biraz da arkadaşımızın belki kendi tasarrufu ama hakikaten Ali Hanım'a katılıyorum, çok yakın zamanda iş kazaları olabilir. Allah korusun, belki de zaman zaman baygınlıklar falan oluyor da bunlara hepimiz her zaman duyamayabiliriz ama işte ben duyuyorum setin olduğunu. Setin sponsor şeyi var, ambulansı var bizim setin. Arada bir çağırıyoruz. Tansiyonu yükselen, tansiyonu düşen, şekeri düşen. Yani kolay değil. Genç insanların bile kaç defa şekeri düştü. Aliyeciğim sanat için ölebilirsiniz de. Sanat mı? Hadi bir şarkı bitirin. Bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Evet. Bu dizilere niçin çok acıyorum bu emeklere biliyor musun? Niçin? Gösterildiğinin ertesi sabah çöp. Ay evet, o çok acı. Yani film çekseniz kalıcı olur. Kalıcı olur. Dizi maalesef. Çöp, evet. Çöp oluyor. Emekler bir anda çöp. O kadar yorgunluk, o kadar çok çabuk tüketilen bir şey dizi. Çok çabuk. Evet. Hadi türkü diyorum. Ya gelip oturuyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun, oturuyorsun. Ben çok eğleniyorum. Görüyorum. Ben nefis bir bayram geçiriyorum. Görüyorum. Thank
kalkar dünyanın bereketi. İştaha böyle kalkar dünyanın bereketi. Dikkat eyleyin dikkat, Hasan geli Hasan. Dikkat eyleyin dikkat, Hasan geli Hasan. İşte namaz kıldırdı bizim köyün imamı. İşte namaz kıldırdı bizim köyün imamı. Dikkat eyleyin dikkat, Hasan geli Hasan. Dikkat eyleyin dikkat, Hasan geli Hasan. Böyle sakin duruşum, kız seni ağlanmasam eşkıyalık duruşum. Kız seni ağlanmasam eşkıyalık duruşum. Dikkat eyleyin dikkat, Hasan geli Hasan. 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 Aslan geliyormuş. Aslan geliyor diye de kendini gösteriyorsun. Bana bak sen gitgide valla aslana benzedin. Hasan. Hasan mı? Ben aslan anlıyorum be hayatım. Adam eyvah da... hocam. Ya şimdiden derse ihtiyacım var. Ay. Yan ilgünün kulağında bir ay şey var. Ben de benim derse ihtiyacım var. Aslan geliyor, aslan kendini böyle evet, yapar. Hasan geliyor, Hasan. E Hasan diye ha kendini ne gösterersin? Sen Kamilsin da. Hasan diye kendini gösteren. Hakikaten hiç sorma ya. Kamil Hasan. Sen anlatsana şu Karadeniz fıkralarını. Ya fıkra değil de. Ben anlatırsam sonun olur. Sen anlat ki bari. Zaten sana anlattırma. Yok. Ben anlamam. Bu ne zaman bana işte fıkra anlat Kamil, fıkra anlat Kamil diyor. Bak anlatmasan anlat. Tehdit ediyor beni. Tehdit ediyorum çünkü. Öyle bir fıkra anlatıyor ki dışarı çıktığım anda telefonsuz. Ne oldu? Ya hemşerim. Ya bu Nilgün Hanım'ı çok seviyoruz ama niye o kadar konuşturaysın? Ay niye o kadar konuşturaysın? Çünkü orduyla ilgili bir fıkra anlattım. Konuşturuyorsun dediği de bir fıkra. Bir fıkra anlattım. Şimdi ben durdu. Fıkrayı böyle... tabii hep hayatımız istiyoruz ki fıkra neşesinde geçsin. Tabii. Tamam o zaman duruyorsun fıkra neşesinde geçecek reklam alalım. Önce paramızı görelim ondan sonra neşelenelim. Efendim reklamlar ardından hemen fıkra.
abicim eline sağlık. O kemanı konuşturdum bugün. Konuştu o. Neler dedi? Ne bayram? İyi bayram. Bayramınız kutlu olsun demiş. Vallahi tam bayram için harika. Herkes uyanmıştır artık değil mi? Aa, uyuyan yoktur artık. Yok. Kamil'in türküleri, orkestranın bu şarkıları yani uyanmamak mümkün değil. Ben bazen çığlıklarım. Bu konserlerde özellikle açık hava konserlerinde filan işte volümlü okuyoruz, işte sesi açıyoruz, orkestranın sesi, benim sesim derken baktım çocuklar uyuyor da. Hemen ailenin yanına yaklaşıyorum. Diyorum ki bu çocuğu hemen doktora götürün. Ya bu kadar bet ses ve bu kadar çok gürültünün içinde bu çocuk uyuyabiliyorsa ya ben süperim şey... ya çocuğun kulağında bir şey var. Yok yok, bazen valla bu sesler çok bağırmalı, çağırmalı, kalabalık sesler insana böyle harika ninni gibi gelir. Ben öyle çok marangoz tepemde çakarken ben çok uyumuşumdur evde tamirat mamirat. Kurtulamazsın. Fıkrada kaldık. Reklama girdik. Araya fıkra bir derken şimdi sevgili Ali Hanım da buradayken bu tiyatro ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Karadeniz fıkrasından kurtulamazsın. Yani zaten merak etme. Karadeniz fıkrasına altı basar. Çünkü Karadeniz'in başından geçti. Benim peki. Başımdan. Ha tamam o zaman. Ha, benim başımdan geçti. Ha. Çünkü dedim ya rahmetli Avni Hoca'dan sonra Ankara'da tiyatro değişikliği oldu. Ben rahmetli Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği ikinci sezon oynadığı tiyatronun adı da Ankara sahnesiydi. Asya evet. Nasıl Kurtulur da oynuyorum. Tabii şimdi biz o zaman o dönem epik tiyatronun anlamını da bilmiyoruz, hiçbir şeyini de bilmiyoruz. Ben o rolün gereği sallayıp duruyorum durmadan. Heh. Söze de iki ekliyorum, üç ekliyorum. Bunu özellikle gençlerin dinlemesini de istiyorum. Hele şarkı sözlerinde veya tiyatrodaki oyundaki metnin dışına çıkan arkadaşlarımızı özellikle anlatıyorum. Daha provalardayız. Oynadığım karakterin kendimce göre, kafama göre o tip ne söyleyebilir, ne anlatabilir, ne şey yapabilir. Zaten oyunculuğumuz tartışılıyor. Avni Hoca'nın geleneksel şeyinden direkt epik tiyatronun içinde bulmuşuz kendimizi. Fakat biz onun farkında değiliz. Durmadan söz ekliyorum, durmadan şey yapıyorum. Çapak şimdi, deriz biz ona değil mi? Sen çapak üstüne çapak koyuyorsun. Ya işte laflara. Durmadan. Dolmuşta da ördek derler. Dolmuşçulukta da ördek derler. Neyse. Vasf abi, Allah nur içinde yatırdı. Çok sabırlı bir adam. Bir, Allah iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Allah sabretti, sabretti. Dedi ki, Kamilciğim, şeker kardeşim. Bıyıkta böyle. Ben dedi, 1200 sayfa yazdım dedi. Asya Nasıl Kurtulur'u 1200 sayfa yazdım. Çıkardım, ekledim. 10 sayfa birden attım, 20 sayfa attım, en nihayet 160 sayfaya indirdim dedi. Yani yorma kendini güzel kardeşim. Ben, güzel. Ben eklenecekleri ekledim, çıkaracakları çıkardım. Sen tam benim, masuflık. Çok güzel. Hayatımda aldığım en önemli derstir. Ama ne güzel bir anlatım ve tabii. Ne güzel bir ikaz etme. Tabii yani yoksa deseydik ki ne yapıyorsun kardeşim? Tiyatronun patronu, sahibi. Heh. Değiştirin lan bunu derdi. Getirin başka bir adam benim karşıma. Bu nedir derdi. Ama ne kadar zarif sana anlattığı işin kardeşim. Doğrusu. Allah rahmet eylesin. Hadi Vasıf bize istedi. Anılmak istedi. Anılmak bayram istedi. Günü. Evet, bayram ben de bir şey anlatayım. Zengin Anla. Mutfağını oynuyoruz. Şener, ben, Erdal Özyağcılar, Gökhan, Mete, kadroya Mahmut, Gök, Gözcan. Dev bir kadro. İşte o zaman ülkenin böyle karışık yine dönemleri, işte bombalar atılıyor sağa sola filan. Bizim de tiyatronun camını indiriyorlar her gün. Hı. Çoluk çocuk geçerken böyle gruplar hangi halinde. Hangi tiyatrosunu? Saraçhane tiyatrosunu. Taş atılır ve Başar Sabuncu bağırır. Provayı kesmeyin. Başar'ı tanıyanlar çok iyi bilir bunu. Provayı kesmeyin diye. Gene böyle bir şangırtı duyduk ama gecenin saat 12'den sonra genel prova yapıyoruz. Dışarıdan bir ses, itfaiyecinin sesi. Bu taş değil, bomba dedi. Vasıf abi kalktı. Herkes dekorun arkasına dedi.
Başar Fatih Tiyatrosu'nun kapısına, seyirci kapısına yazlar. Ben burada emniyetteyim. Hayır yürü falan hepimizi deko. Ben de oyunun tek kadın oyuncusuyum. Aldı benim kafamı, ceketini kaldırdı. Pardesü var üstünde. Soktu benim kafamı. Hakikaten müthiş yer bir bombası, bir patladın İlgüncüm. Bayram günü tatsız şey olsun diye anlatmıyorum. Komik tarafına geleceğim. Tavanlar uçtu. İşte anında polisler, giyimli bomba uzmanları girip bizi böyle tek tek, biz yine koltuklar gitmiş, kanepeler gitmiş. Tiyatrocu duygusal halimizde ona buna ağlaşırken bizi böyle aldılar, havada uçurarak bir karakola götürdüler. Şener o gün film çekmiş rahmetli Ertem abiyle. Şener canı sen. Çıkmış. O yorgun geldi. Prova geç başladı filan böyle üst üste. Artık bir de bomba, hepten karakola oturttular bizi. Dediler ki içinizden bir kişi ifade versin, geri kalanları imza atsın. İçimizde en yaşlı görünümlü evladım, o gençken bile saçı beyazdı, Şener'i beğendiler. Hayır, buyurun canım dediler. Şener oturdu. Komiser Bey dedi ki söyleyin bakalım bu ses nasıl bir sesti dedi. Yani nasıl bir şeydi? Şener Bey, komiser Bey ben çok yorgunum. Vallahi şiklet mi patladı, bomba mı patladı bilmiyorum dedi. Ve çocuklar o gerilimden sonra bizde bir gülme krizi. Neredeyse komiser bizi dövecekti. Siz tiyatrocular nasıl insanlarsınız? O gerginlik, o stres bir gülme krizini ve ifade veremedik. Hepimiz imza attık. Bizi minibüse doldurdular. Biz minibüste bile yerlerde gülüyoruz. Polisler Allah Allah bu tiyatrocular işte, ne deli diye. Hayatın bir gülümseme penceresinden bütün olaylarda bakmayı öğretiyor tiyatro sanatı. Gayet. Ah neler öğretiyor. Bir pencereden yani çok büyük acı çeksen de o bir penceredeki ışıkla gülümseyebiliyorsun. Tiyatro bunu öğretiyor. Tiyatro çok önemli bir sanat. Ah, yani çok. Gerçekten insana insanı binlerce defa anlatan bir sanat dalı. Bir kere hayatın içinde duruş öğretiyor. Evet. İlk. Evet. Ben en çok onu seviyorum. Yani acılarla başa nasıl çıkılacağını öğretiyor. Evet. Nilgün, ölüm kavramıyla bizim kadar haşır neşir olan hangi sanat dalı vardır, evet, ya da hangi meslek vardır? Bir doktorlar, bir tiyatrocular. Ha babam asılırız, ha babam ölürüz oyunlarda. Oyunlarda. Değil mi? Yani artık ölümle aşır neşir olmuş durumdayız yani. Onun için yani önemli. Ben hep diyorum ki aman çocuklarınızı lütfen tiyatrolara götürün. Bugün mesela bayram. Mutlaka onları bir çocuk oyununa götürün. Ben yani özellikle İstanbul Şehir Tiyatrosu'na götürsünler istiyorum bu ara. Bütün İstanbulluları, evet, İstanbul Şehir Tiyatrolarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Oyunları beğensinler, beğenmesinler. İkinci defa görsünler ama o salonları doldursunlar. Çünkü Harbiye Muhsin Ertuğrul yıkılıyor. Bu binaların hepsi sayın İstanbullular sizin paranızla yapıldı. Sizin malınız o binalar, sizin o tiyatrolar. Lütfen doldurun, salonları boş bırakmayın. Herkes görsün ki siz malınıza sahip çıkıyorsunuz. Sahip çıkın tiyatronuza. Çünkü o tiyatroda çalışan sanatçıların da ücretini siz ödediniz. O Cumhuriyet döneminin en eski kurumuna 93 yıllık bir kütüphaneniz var. Necip Fazıl'ın, Reşat Nuri'nin el yazmalarıyla oyunlar, kitaplar var o kütüphanede. 93 yıllık o kütüphaneye sahip çıkın efendim. Tiyatronuza sahip çıkın çünkü onun parasını sizler cebinizden, vergilerinizle ödediniz. Yıkılmalarına sayın da sahip İstanbullular. Çıkın. Evet yani bu yıkılmalar her zaman her gelişte bunları konuşuyoruz. Kamil'cim sen nasıl görüyorsun mesela tiyatroların yıkılmasına eski? Hayır bir... başka türlü yorumlamam mümkün mü? Sabahtan beri evet, tiyatro ile ilgili tiyatronun kutiyetinden bahseden bir adamın bu fikirlerinize katılmaması mümkün mü? Mümkün değil. Her semtimizde bir tiyatro olmalı ayrıca. Bunları yani, konuşuyoruz. Benim içimdeki umut olacak diyor. Bu yıkılmaları tabii ki hiçbir zaman benim gönlüm yıkılmaktan yana değil, yapılmaktan yana tabii ki. Ama hep umutla yaşamak. Bir günüm yıkılanların hiçbiri yerine yapılmadı. Ama yapılacağına dair söz veriyorlar. Yapılacağına dair sözler var. Var söz. Yani. Şimdi evet Sayın Topbaş söz evet, verdi. Söz var, söz şimdi var. Bizden bir heyet kuruldu. Fakat öyle bir kütüphane var ki Kamil Bey, inanın ki çok korkuyorum ve kendimi çok suçlu hissederim o kütüphanenin kılına zarar gelirse. Çünkü ben Muhsin Ertuğrul'un açtığı bir imtihanla 9 yaşında girdim o kuruma. Ve
O mirastır. Bize miras kaldı o kurum. Şimdi şey, biz onu iyi koruyamazsak, evet, yani gerçekten hakikaten ölürüm. Yani canları ölürüm. Öyle yanıyor ki benim şehir tiyatrosundaki oyuncu arkadaşlarım, her gün konuşuyoruz. Hakikaten kimse anlayamaz. Yani insanın evi yıkılıyor gibi. Nilgün, evim yıkılsa bu kadar üzülmem. Bu kadar üzülmem. Evet, hadi bir türkü alalım. Hadi. Mısır'ın türküsünü benden dinleyeceksin. Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Deden çaruk yerdi de bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Eskiden fakirdin da bunları unuttun mu? Hamsi balık avlardı. Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Deden çaruk giyerdi de bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Eskiden fakirdin de bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Deden çaruk yerdi de bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Eskiden fakirdin de bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Unuttun mu bunları? Unuttun mu? Kamil, hakikaten seyirci bile şaşıracak. Bu Nilgün beni oynattı. Ayol koca, koç. Ay, hiç kocalığın ondan değil. Dur, ben şey canları oynadı. Koç oynadı sevgili seyirciler. Vallahi mi? Hoca oynadı. Öğretmen aynı zamanda hoca biliyorsun. Müjdat Gezen Okulu'nda söyle şey Kadir Has Üniversitesi'nde. Bak hocayı bile ne hale getirdim. İşte. Görün. Ama o bir tiyatro tozu yutmuş. Ben çok saygı duyarım. Evet. Bana tiyatrocu olacağım de, bana oyuncu olacağım de, ben sana hemen. Çünkü ben yetişirken Nilgüncüm bir şey öğrenmek için o kadar zorlandım ki. Haklısın. Büyüklere sormaya çekinirsin. Sorsan öyle bir anlatırlar ki anlamazsın. İkinci defa soramazsın. O kadar sıkıntı çektim ki Kamil. Şimdi bana kim kapımı çalıyor mesela. Hakkari'den bir çocuk kapımı çalıp geliyor. Hocam siz ya konservatuvara talebe. Bittin sen. Gel çocuğum. Nasıl olacaklar? Gör bak, hepsi gelecek. Gelsin. Bütün çocuklar gelsin. Gelecekler. Vallahi. Sanata elini değdiren herkese ben ne biliyorsam öyleyim. Canım benim. Vallahi. Biz ikimiz aynı yaptım. Zamanda Türkiye'nin Yıldızları diye bir yarışma vardı. Orada da çocuklara öğretmenlik yapardık. Ali Poyrazoğlu'dan. Neler yetiştirdik ama Ali'ye oradan. Ali'ye Uzunatan. Yalnız yetiştirdiklerimizde şu anda Beren Saatçı mesela bizim talebimiz. Tabii, değil mi Ali'yeciğim? Gerçekten de çok yetenekli. Çok yetenekli çok şeker, çocuklar çok, çıktı. Laf dinleyen ve dikkatle öğrenmeye çalışan bir genç kızdı. Bak şimdi ne kadar başarılı. Şimdi mesela
Nefise Karatay'ı çalıştırıyorum en evet. son. Şimdi geldi dedi Kurtlar, ki... Kurtlar Vadisi'nde oynuyor. Pusu. Geldi dedi ki Nefise'cim vaktim yok dedi. Yani gerçekten bak. Ne dedi bana biliyor musun? Ben paspasınızın üstünde durayım. Siz istediğiniz zaman beni çağırın. Canım benim. Bitti. Bitti. Olmak, gece çağırıyorum, sabah çağırıyorum. Evet. Benim bütün boşluklarımı şimdi Güliz Onursal'la Nefise Karatay'a yetişiyorum. Çünkü ikisi de harika talebeler. Canlarım benim. Çalışkan olmayana hiçbir şey hatta yapmıyor. Şey de neydi? Cansu Dere de senin talebendi. Evet, evet. Hem de uzun süre Cansu'yla evet, uğraştığını biliyorum. Sene bir kadar, buçuk sene kadar. Ama Cansu gerçekten çok iyi bir talebeydi. Sınavda da çok başarılı. Bir buçuk sene okula da devam etti misafir öğrenci olarak. Hakikaten elinde kağıdı kalemi çalışkan, disiplinli. Zaten çalışkan olmayanı çalıştıramıyorum. Zaten çalışmazsan hiçbir konuda başarılı olamazsın. Yani gerçekten ne yapıyorsan yani şu gözlük bile tamir ediyorsan çalışarak yapacaksın. Yani ben sevgilileri bile yasaklıyorum Nilgüncüğüm. Bana geleni evet. Sevgilileri bile. Yok, ay gitti. Gitti Cem Yılmaz. Ay gitti Cem Yılmaz. Ay şimdi Cansu artık kendi ayaklarının artık üstünde sevgili duruyor. Rahat mı? Güzel olan yok. Şu. Güzel gerçekten olan. Kafaları karışıyor. Bir barışıyorlar, bir ayrılıyorlar. Ağlayarak karşıma ay, geliyorlar. Aa, ben bunlarla mı uğraşacağım? Yasaklıyorum. Bana gelenin sevgilisi yok. Güzel olan şu. Ali Hanım'ın bahsettiği isimler bugün Türkiye'nin başka bir alandaki starları. Evet. Yani düşünün. Biz olduk demiyorlar. Bana ne demiyorlar. Hayır. Öğrenmek ikisi istiyoruz. De çok önemli. Manken. Fakat mankenlik de kalmayı istemiyorlar. Eğer başka bir alana taşınacaklarsa işte dizi sektöründe onu da en iyi yapabilmek için paspasının üzerinde bekliyorum diyor. İşte abi, ben genç o zaman kız, bazen soruyorlar bana oyuncu baktığı olarak. Genç kız başka ne diyecek? Ne abi? Diyecek? Diyorlar ki efendim işte siz mankene ne diyor? Ama ben böyle mankene canım kurban ne diyeceğim? İşte kızcağız diyor. Öğrenmek için hocalık hocasını bulmuş her gün ders alıyor paspasının üstünde bile yatarım diyor. Ben ne diyeyim? Aferin diyorum tabii ki böyle mankenim. Şimdi Nilgüncüğüm zaten şöyle bir şey madem laf açıldı söyleyelim. Sanat yapmak isteyen herkesin sanat yapma hakkı vardır. Yani iş ki bu genç arkadaşlarımız, fiziği çok güzel arkadaşlarımız hakikaten şimdi o kadar çok kurslar, drama tabii kursları, okullar var. Tabii ki önce yetenek diyoruz Aliyeciğim. Ben yetenek demiyorum. Ben diyorum. Ben demiyorum. Ben demiyorum. Ben çünkü... Bana gelen herkesi iddia ediyorum bunu. Yandık Ali'ye bütün Türkiye eğitim, sana gelirse görürsün gibi. Bütün Türkiye ben bu artık yapacağım. Bilgi haline geldi dünyada Nilgüncüğüm. Ama yetenek olmadan olur mu yok, be Ali'yeciğim? Bak yetenek sağduyudur. Ali'ye zaman... bak bu programda bugüne kadar saçmaya bakmaca hiç kimse gelmedi. Ama bu program iki tiyatrocu yetenek dediği hayır sağduyu geliştirilen bir şeydir. İnsanlar dip kimlikleri müsaitse... sağduyu egzersizleriyle geliştirilebilir. O zaman bak o bu insanlar dip kimliklerini arayacaklar. Şimdi bulamazlar. Bir dakika, bir dakika. Herkesin dip kimliği var. Bir dakika. Şu iki hanımın arasına girmek pek akıllı işi değil ama ben şu arada bir çeşini getireyim. Getir. Şimdi bizimki bakmış iş arayanların anons edildiği işte ilanlara bakmış şöyle bir düşünmüş taşınmış. Okumuş, evet. Gitmiş. Şimdi bakmış bitmez tükenmez bir kuyruk. Ya muazzam bir kuyruk. İşte aranan vasıflar da şunlar. İşte 25 yaşından gün almamış olacak. Askerliğini bitirmiş olacak. En az iki dil bilecek. Hı. Bu kadar. Şimdi gidiyor işte elenenler var. Arkadaş Karadenizli mi yok? Evet, evet, evet. Evet. Karadenizli her şey. Ya ben anlattım mı başka belki. Şeye yorma. Neyse. Uzatmayalım. Uzun kuyruklardan sonra arkadaş jüri de bunalmış. Evet. Yarışmacılar da tükenmiş. Tek bir kişi kalmış. Bakmışlar. Allah Allah. 65-70 yaşlarında benim tipimde bir adam. Karşılarına geçmiş. Bakmışlar. Demişler hoş geldin. Hoş bulduk demiş. Demişler buyurun. Buyurduk demiş. Ya kardeş sen herhalde 25 yaşından gün almadın. Yok demiş. 70 yaşındayım. Ne? İyi peki demişler. O zaman demişler iki dil biliyorsun. Anlamadım. Kendi dilimi zar zor konuşuyorum. O zaman üniversite bitiriyor. Yok demiş ilkokul tahsilim bile yok. Ya kardeşim
O zaman niye geldin? Okumadın mı bu aranan vazı? Okudum demiş. E niye geldin kardeşim? Ha şunu demeye geldim ki siz siz olun, ha bu iş için bana güvenin. Sen bir tane ver anlat. Tamam anlat. Temel hapisten çıkmış. 5 sene mahkum. Olduktan sonra evine gelmiş. Fadime karşılamış. İşte sofrayı korumuş. Temel elini yüzünü yıkamış, sofraya oturmuş. Bir bakmış sofrada bir erkek çocuğu. Fadime kız demiş, bu ne? Aa, sana baba mı değil, yoğurdu mu iyi? Ay çok güzel. Ay çok onun şey yaşama ya. Şansı kalmış mı? Ay çok şey diyor ya, yoğurdu mu iyi? Ne sana baba mı değil, yoğurdu mu iyi? Çok güzel. Efendim Yasemin Hanım İstanbul'dan arıyor. Alo. Yasemin Hanım. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi gördüğünüz gibi efendim güzel güzel kendi aramızda eğleniyoruz. Sizler de eğleniyorsanız ne mutlu bize. Evet, iyi eğlenceler hepimize. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Allah iyilik versin. Program gayet güzel gidiyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kamil Bey'in zaten hayranıyız. Öyle teşekkür mi? Ederim. Evet. Sağ olun. Nasıl efendim Karadenizli miyiz? Karadenizli miyiz? Efendim? Karadenizli miyiz? Hayır, İç Anadolu. İç Anadolu, peki. Evet. Eşim Karadenizli. Evet. Ha. Eş durumundan, eş durumundan Karadeniz. Efendim? Eş durumundan dolayı Karadenizli. Yani evet, evet, eş durumundan kurtarıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evinizde böyle nükteden geçilmiyor mu efendim? Karadenizlerle yaşamak çok büyük yani olur. Eğlenceli, eğlenceli, evet. Evet, program gibi eğlenceli geçiyor. Evet. Heyecanlısınız gördüğüm kadarıyla. Yani biraz. Evet. Peki Kamil Bey'den istediğiniz bir türkü var mı efendim? Kamil Bey'den hangi türküyü söylerse kabulümüzdür. Hepsini çok, çok beğeniyoruz. Ediyorum. Tamam efendim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayram hanıma da iyi bayramlar. Sağ olun teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Oldu. Sizin de bayramınız. Bayram hediyesi olarak Kamil Bey'den eşinize ve size hangi türkü geliyor bilmiyorum. Ama gelecek olan türkü tamam, size kabulümüzdür. Tamam efendim. Teşekkürlerimizi teşekkürler. Sunuyoruz. İyi günler. İyi, iyi günler efendim. İyi bayramlar. Sağ olun İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ya çocuklar bayram anınız yok mu sizin? Bak ne? Her programda ben katılırdım eskiden bayram programlarıma. Oturur oturmaz İyi gün bir bayram anınızı anlatır mısınız? Ben evde 3 gün çalışırdım bayram anılarımı. Ay ki yırtılırım bayram anımı. Hep hatırlıyorum babamın elini öpüyorum. İşte bayramlaşıyoruz gidiyoruz. Yani başka da bir şey hatırlayamıyordum ama kendi kendime zorluyordum yani ne hatırlıyorum. Babaanneler, anneannelerden bir şeyler buluyordum. Sizin durumunuz nedir ben bayramı? Ben bir tek rugan patikleri hatırlıyorum. Bana her bayram annem rugan pabuç alırdı üstten şöyle mantlı. Şimdi kendim alıyorum onları. Hayatım rugan da bu sene moda. Evet. Çok iyi ben yapıyorsun. Ben bayram deyince vallahi hep aklıma o şimdi annem de evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet babam eylesin. Da Allah rahmet Allah eylesin. Oldu. Allah nur içinde yatsınlar. Hep onu hatırlıyorum. Bak ne etek ne elbise ne üst. Hayır o rugan patikler. Her bayram çünkü rugan pabuç. Ama yepyeni ben bak bu pabuç deyince ben de hatırlarım. O yepyeni pabuçları bir gün evvelden alınır. Onları koyardık. Onlar o gün giyilmezdi yani. Asla. 2 gün önce de alınsa o gün giyilmezdi. Asla. Hayır, bayram sabahı. Günü. El öpeceksin onları giyip. İşte benim en büyük bayram deyince şimdi böyle içim hafif buruluyor. Tabii şimdi çok bayram büyükler olmayınca. Büyük aile sofralarına evet. Alışkınız. İşin garip tarafı eskiden. Biz büyük olduk. Değil biz mi? Büyük şimdi olduk. Şimdi biz bekliyoruz. Evet ben de. Alışmışım. Oğlum bana dedi ki baba torunun oldu artık dedi. Sen ya. Evde bekleyeceksin. Ya. Ben geleneksel o bayram tebrikleşmesini şeyde seviyorum. Bizzat işte gidiyor ama maalesef İstanbul'da eğer sen Kadıköy yakasındaysan mahvolmuşsun. Bu tarafa Avrupa geçeceksin Avrupa yakasına. İşin biraz zorlaşıyor. Hele çok. Bayram trafiğinde. Yani 3 bayram ziyareti yapacaksan tekini ancak akşama kadar tabii, yapabilirsin anca, o trafikte. Anca. Evet. Ancak yani. Bak geçti ama ormanın faydaları gördün mü? Benim hala torunum yok. Sus benimki yoğurttan. İyi ki geç biliyor doğru. Musun ki? Allah aşkına. Anneanne olacağım hadi. Aynı. Osman'a da söyle zil takıp oynayayım ben anneanne olacağım. Toruna şunu. Toruna sen mutlaka Nilgün dedirtirsin. Nünü be ne Nilgün'ü. Nünü ben nine dedirteceğim. Nine nine. Nünü. Nünü ya. Nünü. Ona işte gideceğim. Hiç
Ne öğreteceğim çok mi çocuğa yap- benden? Aynen diyorsun. aynen. Ne diyeceğim? Bak bu gördüğün kadın. Bakma bunun bu tip top haline. Onun adı Nine, Nine. Bu tip top haline bakma, bunun adı Nine diyeceksin değil mi? Yapar bunlar. Üç gün uğraşır yaparlar vallahi. Ya bu yok, dedirtiriz ya. He? Dedirtirsiniz değil çok mi? Çok para veririz ya. Peki senin torun bizden çok para kazanır. Çok para kazanır. Çok Ay torunu ben hayatta tanıştırmam Osman'la sana. Yo yo. Aa siz gizli gizli bana ne babaanneni anneanneliğim kalır. Biz ne gizli servis kalır. Çalışırız. Biz alırız çocukların adresini. Hediyemizle gideriz. Sırf bana nine desinler sırf, değil mi? Sırf. Neden mutlu olacaksınız bana nine derler? Ya sana nine dedirtmek kadar dünyada başka zevkli bir şey var mı? Şu yüzünün alacağı şekli merak ediyorum ama. Tanımam ki nine derse bakın, evladım herhalde bakın, başkasından bahsedeyim. Sevgili Nilgün, şimdi bayram günü ya. Şimdi babam derdi ki Selin doğduğunda kızım. Evet. İlk çocuğumda. İşte baktım ki ya neredeyse babamı kıskanacağım. Benden fazla seviyor torun. Yani dünyası değişti. Yani bütün torunlarını çok seviyor ama işte benden ilk torunu muhteşem seviyor. Yani Selin de zaten daha sonra onda büyüdü. Fakat derdim ki ya kendi çocuğundan ya daha fazla sevilmez torun arkadaş derdim. Benim torunum oldu Efe. Dünyaya geldi. Allah bağışlasın. Gece Allah hiç unutmuyorum 11'de. Fakat ertesi gün İzmir TRT'de programım var canlı. Ama ben yine aynı fikirdeyim. İşte diyorum ki ya kendi çocuğumdan fazla niye seveyim arkadaş filan. Torun torundur işte bilmem nedir. Benim eşimin adı da Nilgün. Evet. Şimdi sevgili Nilgün canlı programı seyretmiş. Yani torun doğduktan iki saat sonra ben yola çıktım. Nilgüncüğümü de öpüyorum buradan. Adaşımı. Ertesi günü programın sahibi tabii biliyor torunum olduğunu. Abi çok teşekkür ederim dedi. İşte çok önemli bir gününde işte bize zaman ayırdın geldin canlı yayın. Sonra ben program bitti. Türkülerimi söyledim. Konuşmalarımı yaptım. Geldim İstanbul'a. Nilgün dedi ki ya Kamil bravo dedi ya. Ne oldu dedim. 45 dakika torun anlatmışım. İşte bak ister 45 misin? 45 dakika. Bana bak ister misin ben de bu programı. 1,5 saatlik programın içinde 45 dakika torun anlatmışım farkında değilim. Yani demek ben de dedi, böyle olayım evlattan, ister misin? Evlat daha çok sevilir dedi. Abandı ne olmuşum ya? Çocuğu seviliyor, sorumluluğu yok. 2 saat gördüğüm çocuğu anlatmışım 45 dakika. Yani evlatları büyütürken sorumluluk sırtımızda. Yani o sorumluluğun içinde farkına varmıyoruz. Seneye bana gel, ama torun olduğu hazır, gün gel. Hazır torun gelmiş, anası babası başkası, sen sadece ya seviyorsun. Ya şu andaki vaziyetimi anlatayım mı? Şu andaki durumum şu. Ömrümde bunca yıldır İstanbul'dayım. Karşıya deniz otobüsünü bilmem. Benim bütün çocuklarım bilir. Ya deniz otobüsüne biniyorum. Bakırköy'de iniyorum, Ataköy'e torun görmeye gidiyorum. Kızıma demişim ki, mesela çocuk evde mi diyorum, çekimler o tarafa yakın olduğu zaman, eğer zamanım da varsa, hiç o zamanı boş geçirmiyorum, eğer zaman varsa, erken gitmesek. Diyorum ki senin olman önemli değil. Yeter torunu ki ben bırak, torunumu ben onu göreyim. Ben buraya yayına gelmezmişim mesela torun görüntüsü. Hayır, torunu buraya getirirsin sepetine. Buraya getirin, ben sepetinde koyarım. Bir bakın yaparsın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben İnanın buraya çocuğu olabilir. Getireceğim, sevgili seyirciler. Nünü nünü olur, diye buradan ben. Bugün bunlar buradan olur, ben nineciğim. Nünü evladım, nünü sen bakma buna. Reklamlar efendim. Thank you.
Ağzınıza sağlık efendim. Kamil'cim sen Türkiye'nin... Bir dakika be, Türkiye'nin olur mu? Neydi? Halkın Yıldızları yarışmasında jüri. Sen modaya uydun. Her modada varsın. Bak jüri modası var, sen de jüri oldun. Şimdi bizim biraz başka türlü biz baktık. Heh. Jüri olarak. Yani Türk halk bizimkisi müziğini... jüri programı değildi. Biz sizin de değindiğiniz gibi, hatta o sizde Türkiye'nin yıldızlarında ara sıra belki arkadaşlarımızın şeyiyle, oyuncularla ilgili, genç oyuncularla ilgili fikir tartışması oldu. Bizde ne gelen arkadaşımız, çünkü onlar bizim seçtiğimiz çocuklarımızdı. Biz elemelerden itibaren çok nazik davrandık çocuklara, gençlere. Bir de Türk halk müziğini desteklemek lazım. Türk sanat müziğini desteklemek lazım. Anlatmak istediğim şu sevgili Nilgün. Evet. Hem o açıdan hem de Türk halk müziğinin bir ayrıcalığı vardır demiyorum. Ama Türk halk müziği sanatçılarının mesela birinci gelen çocukla ilk, yani son üçe kalan çocukların bitişini anlatayım. Ondan sonra siz anlayın yarışmanın nasıl bir yarışma olduğunu. Çok kıyasıya çekişme var. Ama kendileri mesela bir tanesi birinde şey yaparken acaba dedik, yani bu çocuk oynuyor mu? Diyor ki yazın, çünkü %40 jüri, %60 SMS dediğimiz olaylar. Yani jürinin pek fazla etkisi olmuyor. SMS'in çok bizde, etkisi oluyor. Yani bizim yarışmada jürinin o kadar fazla bir şeyi yoktu. Biz sadece çocuklarımıza çok nazik davranıyorduk. Onlar da hocalarına çok nazik davranıyorlardı. Zaten biraz önce ben kuliste bir saat, iki saat erken giderdim. Zaten öyle gidiyorduk yani. İstanbul trafiğine güvenmedim. Çocukları alırdım teker teker. Hepsiyle sahnede konuşlarını, ben onu da anons etmiştim. Yani Şakir Öner Günhan vardı, Şakir abi. İşte Orhan'a kalmaz. Çok onlar önemli. Akademik, hepiniz çok akademik değerli. Esprileri çok evet. Şey yapıyorlardı. Kibariye kendi içinden nasıl geliyorsa öyle davranıyordu. Türküleri de çok seviyor. Hilal Özdemir arkadaşımız vardı aramızda. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Çocukların, yarışmacıların en mutlu olduğu program herhalde sizin bizim olabilir. Çünkü neden? Sizler gerçekten çocukları hiç azarlamadan, son derece onlara güzel davranarak, sıcak davranarak doğruyu öğretmişsiniz. Ama bunu da hak ettiler. Yani biz nazik davranalım diye kendimizi zorlamadık. Belki de arkadaşlardan bir tanesi, genç kardeşlerimiz, onlar genç heyecanlı çocuklar. Ağızlarından canlı yayın yanlış bir şey çıksa belki de biz de bir yanlışla cevap verebilirdik ama o kadar onlar da asla buna gördünüzde. Onlar da ama asla buna çok genç yaşta çok olgun davrandılar. Diyorum ya, finalde biri birinci olmuş, ikinci, üçüncü olmuşlar. Üçüncü birinci türküsünü okurken halay çekiyor, oynuyor ya. O kadar önemliydi yani, o kadar güzel. Ya bir kendi aralarında da dayanmış. Tabii çocuklar. Çok önemli. Çok zaten önemli. Çocuklar, biz de o çocuklara ders verirken hatırlıyorsun. Kendi çok aralarında şekerden. Korkunç dayanışma olan ve insan hakikaten ben hocalık ilk defa yaptım. Bir daha da böyle bir şansım olmadı, vaktim de olmadı ama Ali'ye bunu çok iyi bilir. Ben söylediğim zaman o hep mutlaka çok iyi hissediyordur. O kendi çocuğun gibi oluyor o çocukların hepsi. Ve için gidiyor yani, kazansın, tabii. O kazansın diye için gidiyor. Ya, hepsi Nilgün, senin çocuğun oluyor. En güzeli ne biliyor musun? Bunca zaman geçti. Birinci belli oldu, ikinci belli oldu, üçüncü belli oldu. Elenenler. Ya seni arayıp telefonda, hocam nasılsın dedikleri zaman, inanın hakikaten ben... Ya biz iyi bir iş yapmışız be kardeşim. Ya geçenlerde Beren'i gördüm mesela. Hocam diye ayağa kalktı. Ya. Fatih'i gördüm. Hatırlarsın Fatih'i. Hocam diye ayağa. Ve bir tanesi içlerinde, o pek kazanmamıştı. O kızımız şu anda oynamıyor bir yerde. Bir mektup yazmış Merve. Hmm. Hatırladın mı? Dışarıda okuyordu. Biliyorum. Paris'te okuyordu. Bir mektup yazmış Ali'ye. Hakikaten onu sakladım. Ben kızlarımdan böyle güzel mektup almadım. Yani bu kadar sıcak, bu kadar şefkatli. Şimdi Nilgün, çok başka. Ben eskiden derdim ki şu insanlar niye öğretmen olur? Bu kadar az maaşa bu ülkede öğretmen olunur. Sebebine biz çok iyi anladık. Evet. Ah şimdi evet. Öğretmenlik yapıp da mezun ettiğin bir öğrenciyi bir tiyatro sahnesinde, bir filmde gördüğün zaman, hani ilk gittiğimde kesinlikle ağlamaktan hiçbir şey anlamıyorum. Yani o kadar hepsi senin çocuğun oluyor. Duygu. Çok iyi anlıyorum öğretmenleri. Yani
Müthiş, anlıyorum şimdi. Bu kadar kutsal bir meslek olabilir mi? Çorbada tuzun var. Yani o bir hayat kuruyor ve senin de orada bir el vermişliğin var. Yani o kadar güzel ifade ediyorsunuz ki. Bakın, hayatımda çok fazla pişmanlık duymadım. Yerimi de beğeniyorum. Yaptığım mesleği de çok seviyorum. Sen her zaman İşimi çok mütevazı, çok, hayatından memnun olan, küçük ama şeylerle mutlu olan bir adamsın. Çok önemli bir pişmanlığım var. İnanın, bunu hep dile getirdim. Bir gün o öğretmenler gününe hep bedava giderim. Ben öğretmen okulu çıkışlıyım. İkinci sınıfta okurken Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümüne müzik öğretmenim. Bütün her şeyimi hazırlamış. Rahmetli babamı da ikna etmiş. Yani benim babam kahveci. Düşünün. Ordu'da kültürün nerede olduğu. Yani bizim orada, ben Giresun'da Opera Şan'ı ne bilirim abi? Canım benim. Opera Şan'ı ne bilirim? Girdiğim imtihan, kazandığım imtihanın farkında değilim ben. Ben sana bir şan okutamadım ama bir canlı şan. Hayır. Sen anlattıkların vakit doldu ama sen bir program daha gel. Bitmiyor biliyorsun. Ben yani sana kaçıncı gelişim? Bir üçüncüye gel, anca bitirelim. Benim müddelerim çoğaldı senden. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bu bayram gününde beni yalnız bırakmadınız. Zilgücüğüm, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli Kamil'le ve seninle olmak. Teşekkür yani ederim. Hayatımda kendimi görmediğim şeylerde gösterdim. Sen ne zaman anlayacaksın? Sen gerçekten neymişim o ya? Enerjin insana geçiyor. Gülen yüzün hiç canım olmasın. Sağ ol. Sağ ol Aliyeciğim. Sana da ne diyeyim? Kolay gelsin diyeyim. Geceli gündüzlü çalışıyorsun. Hakikaten kolay gelsin. Çocuklarına mutluluklar diliyorum. Hem talebelerinle hem kendi kızınla. Sağ ol. Sevgili Nilgün, ben sana her zaman teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsun. Biz canım çok benim. Eski ve sıkı dostuz. Ama bugün bir kez daha teşekkür ediyorum ki sevgili Aliye Uzun Atağan'la tanışma fırsatı buldum. Çok teşekkür gerçekten ederim. Çok, gerçekten çok mutlu, mutlu oldum. Ay çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben de bütün Türkiye'deki annelerin, özellikle annelerin, bu bayram içimden öyle geliyor. Her hepsinin ellerinden öpüyorum. Bütün analara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Yüreğimizin bir tarafı hafif acıyor bu bayram. Evet, bu bayram ama biraz... Evet ama bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Hepsinin Kurban Bayramı gene de kutlu olsun. Ben de annelerin ellerinden öpüyorum. Maalesef ben bu bayram annemin elini öpemiyorum ama bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Efendim hoşça kalın. İyi bayramlar diliyorum. Ayağına sağlık canım Kamil. Çok teşekkür ederim. Ben de iki güzel kadına katılıyorum. Sağ olun. Ben de annelerin ellerinden öpüyorum. Benden büyük küçük. Efendim yarın tekrar görüşmek üzere. Bayramın ikinci gününde sizlerle birlikte olacağız. Keyifli kalın. Mutlu bayramlar efendim. İyi bayramlar. Rubato ile baş başa bırakıyorum size. Hadi bakalım Rubato, ne hazırladınız? Bir tanesi ay güz, bir tanesi ay güz. Güzeller güzeli Reyhan, Reyhan. En doğumun ezeli Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, heyran, heyran. Alem sana heyran. Güzelsin aygız bir tanesi, aygız bir tanesi, aygız bir tanesi, aygız. Bir karadır gözün Reyhan, Reyhan. Baldan şirin sözün Reyhan. Aygız bir çiçeksin, aygız bir tanesin, aygızlar tanesin, aygız ne güzelsin, aygız bir çiçeksin, aygız.
Aygül. Bir tanesin Aygül. Bir tanesin Aygül. Çiçeksin Aygül. Bir tanesin Aygül. Gül tanesin Aygül. Ne güzelsin Aygül. Bir tanesin Aygül. Gül çiçeksin Aygül. Gül tanesin Aygül. Ne güzelsin Aygül. Bir tanesin Aygül. Gül çiçeksin Aygül.